Herkese merhabalar. Saatler 14.45. Seans Notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Bugün de ülkemizde hepimizin böyle bir düşüncelerini biraz bozan, üzen hem bir kaza haberi hem de ardından Malatya'da yaşanan artçı bir deprem haberi oldu. Maalesef özellikle kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyorum ve herkese çok rica ediyorum, tatil arifesinde bir yerlere gideceksinizdir, geleceksinizdir. Malum kış şartları, lastiklerinize özellikle dikkat ediniz ve ne olur hız yapmayın. Trafikte sis oluyor, her türlü terslik olabiliyor. O yüzden bu uyarıyı yapmak istedim. Çünkü çok hakikaten beni üzen, sarsan hepiniz gibi bir kaza yaşandı. Malatya'ya da büyük geçmiş olsun diyelim. Artçı bir deprem olduğu yorumlarını aldık ama deprem bölgesinde de yaşadığımızın bilinciyle yeniden bütün yaşam biçimimizi gözden geçirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlamış olduk zannediyorum. Gelelim piyasa tarafına şimdi. Artık haftayı tamamlamamıza neredeyse 1,5 gün kaldı. BIST 100'e baktığımda bugün %2'nin üzerinde bir prim oluştuğunu görüyorum ve 7421 puan seviyesindeyiz. Bu seneyi biraz daha yeşilde kapatma, hatta belki 8000'e yakın bir noktada olabildiğince kapatma eğiliminin bir parçası mıdır, değil midir? Bunu takip edeceğiz ve soracağız. Ama dolar TL'ye ve euro TL'ye dönüp baktığımızda da yine yönün yukarı olduğunu söyleyebilirim. %0.22 artışla dolar TL 29.44.87'de. Euro TL'de %0.51'lik yükselişle 32.83.01'den işlem görürken Euro dolar paritesinde an itibariyle %0.14'lük bir yükseliş var ve 1.11.21 seviyesine kadar geldik bu dakikalarda Euro dolar paritesinde. Emtia tarafına da bir bakalım hızlıca. Spot altında %0.28'lik bir gerileme var. 2076 dolardayız ama hani o gerilemeden bahsediyoruz da 2000'in üzerindeki tutunma ve de burada rekor tazeleme çabaları spot tarafında hala devam ediyor. Gram altına baktığımızda da yine %0.19'luk bir yükselişle burada da 1967 lira 28 kuruşa geldiğimizi görüyoruz. Hem dolar TL'den hem de aslında belki altındaki bu 2000'in üstünde tutunma gayretinin de verdiği miktar destekle o tarafta bir pozitif seyir var. Gümüşün spotunda aşağı yönlü hareket %0.36 civarında gerçekleşiyor. 24-29-55 düzeyindeyiz. Brent ve WTI tarafına, petrol tarafına baktığımızda da %1.13 ve %1.09'luk düşüşler var bugün. Her iki cephede de 80 doların yeniden altındayız. Brent'te 78 dolar 75 sent, WTI'da da 73 dolar 30 sentten geçiyor işlemler. Şimdi biz birazdan 2024 beklentilerine ilişkin Yapı Kredi yatırımının notunu Burcu Kıratlı ile sizlerle paylaşıyor olacağız. Hemen akabinde de London Capital Investment Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Demir bana seans notlarında eşlik ediyor olacak. Haydi başlayalım bir an evvel. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasındayız. Burcu Kıratlı ile birlikte. Hoş geldin Burcu. Hoş bulduk Didem. Hemen playlistine geçelim mi? Tam hazır değilmiş ama galiba. Yok, tamamen. Mesel gitmesi gereken yere gitti diye tahmin ediyorum. Evet, bir daha lütfen biraz daha önceden. Tamam. Tamam. Peki, şimdi Yapı Kredi Yatırım'ın 2024'de kuş bakışı başlığı taşıyan bir değerlendirmesi var. Azıcık da ara ara gülümsemekte fayda var. Başka türlü insan akıl sağlığında korumakta zorlanıyor çünkü bu dünyada. O yüzden... Çok doğru dedin. Gülümseyerek sözü sana bırakıyorum hemen. Ne görüyor Yapı Kredi Yatırım kuş bakışı 2024'e baktığında? Murat Berk'in yazdığı bir rapor bu. Kapsamlı bir şekilde yazmış. Çok da detaylı, çok da güzel yazmış. Küresel ölçekten başlayarak yurt içine kadar gitmiş. Hatta büyümeye kadar. Tabii ben burada hepsini aktaramam ama elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şimdi bir kere 2009'dan beri hakim olan bu kolay para dönemi sona erdi. Ve parasal genişlemeye dönüşte artık pek görmemiz de... Bu arada playlist Sesimiz de geldi. İşte bizim rejinin de hızı böyle bir hız bu arada. Teşekkür ediyoruz bu arada. Evet. Şimdi enflasyonda iyileşmeler tabii yaşanıyor. Küresel büyümede dirençli kalmayı sürdürdüğünü söylüyorlar. 2024 yılında küresel büyümenin yavaşlayacağını düşünüyor. Aslında en temeli bu, küresel taraftan başlayacak olursak. Hem merkez bankalarının uyguladığı faiz artışı, daha az gevşek politikalar ve iş gücü piyasalarındaki gevşemenin ekonomik büyümeyi yavaşlatacağını öngörüyorlar. Hizmet enflasyonundaki düşüş birden nispeten yüksek kalmaya devam etse de hızını kesecek gibi gözüküyor. Ve tabii bunun böyle devam etmesi de piyasanın şu anda beklediğinden biraz daha az faiz indirimine yol açabilir. Benim bu raporda en çok dikkat ettiğim ya da dikkatimi çeken kısım resesyon olasılığını yumuşak iniş senaryosundan daha yüksek görüyor. Yani şu andaki küresel piyasalar aslında yumuşak iniş senaryo. Bütün bu coşku aslında küresel piyasalarda biraz da bu taraftan kaynaklanıyor. Ancak bunun da yüksek bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Tabii bunun yumuşak iniş sağlanabildiği ölçüde faiz indirimlerinin ertelenmesi muhtemel olarak gözüküyor. Başlangıç seviyesi göz önüne alındığında, çünkü 2023 yılında güzel bir sene geçirmişlerdi. Gelişmiş hisse senedi piyasalarını genel olarak çekici bulmadıklarını söylerler. Ancak hisse bazında risk almak mantıklı derler. Çünkü çarpanlar ve şu anda kar büyüme tahminleri yüksek gözüküyor ve yumuşak iniş olacağı konusunda çok ciddi bir fikir birliği var. Dolayısıyla bu yumuşak inişte bile bu varlıkları biraz daha pahalı buluyorlar. Resesyon ihtimaline girme ihtimali de daha yüksek olduğunda küresel riskli varlıkları ve özellikle ABD hisse senetleri Ocak'ta zirve yapabilir ve ilk yarıda da düşüş başlayabilir diye düşünüyoruz derler. Doların güçlenmesi muhtemel derler yine. Euro dolar için aşağı yönlü bir etki yaratır. Ancak yılın ilerleyen aylarında dolar zirve yapıp zirveden sonra işte gerilemeye başlarsa özellikle riskli varlıklar ve gelişen piyasalar nezdinde risk algısına olumlu katkısı olabilir. Gelişmekte olan piyasalar içerisinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan risk ülkeler için risk potansiyeline gelişmiş piyasalara göre daha olumlu buluyorlar. Yani bu yıl gelişmekte olanların senesi olabilir gelişmişlere göre. Ancak tabii Çin burada sorun. Yine hükümet çabalarının şu ana kadar başarısız kaldığını söyleyebiliriz. Buradaki sorun hala devam ediyor. Ancak karşıt bir perspektiften de bakıldığında Çin 2024'te bir geri dönüş de yapıp özellikle gelişmekte olan ülkeleri de canlandırabilir. MTA açısından Çin demişken MTA'ya değinmeden olmaz. Beklenen durgunluğun talep üzerinde baskı oluşturacağını, ancak arz tarafı dinamiğinin çeşitli emtia grupları arasında farklılık da gösterebileceğini düşünüyorlar. Bu yüzden emtia konusunda özellikle yılın ilk yarısında olumlu olmasalar da uzun vadede biraz daha seçici ve olumlu olmaya da dönebilir diye düşünüyorlar. Özellikle burada altını favori konumuna koymaya devam ediyorlar. Çünkü bir kere FED faiz artırken de altın dirençli durdu. Faiz indirimlerinin olası olduğu yerde daha da güçlenecektir. Enerji fiyatlarının düşük olması... Bir seviye var mı altınla ilgili orada? Yazmamışlar. Yok, tamam. Enerji fiyatlarının düşük olmasını bekleniyor ki bu Türk varlıkları için ekstra olumlu bir senaryo olabilir. Ayrıca 2024'te hem reytinglerde hem not yükseltmelerinde muhtemel olduğu ve CDS'lerin düşüşünün fiyatlandığı, rating şirketleri tarafından da bunun takdir edildiği bir süreç olabilir. Tabii 2024'te büyümeden biraz daha feragat edileceği bir yıl, özellikle biraz daha büyüme anlamında kötümser bir yıl. Fakat yine de güçlü iş piyasasının da olumlu olacağını, mali harcamaların etkisinin olumlu olacağını düşünüyor. 2024 yılında herhangi bir resesyon beklenmiyor. Varlıklara ilişkin son notu paylaşayım. Özellikle hisse senetleri ve eurobondlarda seçici, lira ve yerel tahvillerde ise daha nötr olduğunu düşünüyorlar. Biraz daha taktiksel portföy yaratmak gerektiğini söylerler. Biraz daha alfa odaklı, yani endeks düşerken değer yaratabilen, ki bunları dün piyasa masasında da paylaşmıştık. Biraz daha perakende, banka, belki savunma, daha defansif hisselerle alfa yaratacak hisselerin konusunda da seçici olması gerektiğini düşünüyorlar. Politika faizini %45'te zirve yapar derler. Enflasyon işte beklenilen 2024 ve 2025 sırasıyla da %41 ve 25 derler. Peki. Diye özetleyeyim. Vallahi özetledim hepsini. Murat Berk'in eline kalemine sağlık. Detayları için de ulaşabilirsiniz elbette makalenin tamamına. 2024'e kuş bakışı. Burcu, çok teşekkür ediyorum paylaştığın için benle ve izleyicilerimizle. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Efendim seans notlarına şimdi London Capital Investment Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Demir'le devam ediyoruz. Eyüp hoş geldin yayınımıza. İyi günler diliyorum sana. Merhaba Didem, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sana da iyi yayınlar. Şimdi hafta başından beri konuştuğumuz asgari ücret konusuyla başlamak istiyorum. Çünkü çokça sorduk. Elbette çalışanların çok hak ettiği bir artış beklentisi vardı. Bir yandan çalışanlar, emekçilerin ne alacağı, hayatlarını nasıl idame ettirecekleri, ama bir yandan da asgari ücretin iş dünyasına, yani işverene getireceği yük ve dolayısıyla da enflasyonla mücadele ettiğimiz bu süreçte nasıl bir yol haritası izliyor olacak hükümet, genel hatlarıyla bunu bekliyorduk ve merak ediyorduk. Çıkan sonucu nasıl yorumladın? %49'luk oran 17.002 liralık bir asgari ücret seviyesi, işverene de desteğin 500 liradan 700 liraya çıkarıldığı bu temel çerçeve bize ne anlatıyor? Şimdi Didem, aslında bunu ben ikiye ayırıyorum. Bir, senin de ifade ettiğin gibi işveren açısından değerlendirmek lazım. İki, çalışan açısından değerlendirmek lazım. Şimdi çalışan açısından değerlendirdiğiniz zaman %49'luk bir artış. Hani hükümetin yıl sonu enflasyon, gerçi orta vade planını biliyorsunuz revize değildi. Merkez Bankası 33'te kaldı. Merkez Bankası 36'da revize etti. Hani kabaca baktığınız zaman %49 işte yıl sonu 36 sanki ideal gibi gözüküyor. Ama orada bir parantezi açmak lazım. Hükümet bu rakamı yılda bir defa mı yapacak yoksa yılda iki defa mı yapacak, o önemli. Şu anda konuşulan asgari ücretin yılda bir defa tespiti şeklinde. Şayet böyle olursa ne olur? Ona bakmak lazım çalışan açısından. Çünkü işte bu ayki enflasyonu kabaca beklentimiz %3'ler civarında. İşte birçok ekonomist arkadaşların medyan beklentisi %3'ler civarında. Bu da enflasyonu 63'ün biraz üstüne taşıyor ama bu 63,5 olur veya daha yukarı olur ama 64 değil. Hükümetin beklentisi, daha doğrusu orta vadeli planda %65'ti. Bundan sonraki aylarda bunun gidişatı nasıl olacak ki ona bakmak lazım. Yılın ilk 6 ayındaki biliyorsunuz Mayıs ayına kadar yüksek bir enflasyon, 75'i kadar yükseleceği öngörülüyor. Daha sonra yılın sonuna doğru düşeceği öngörülüyor. Şimdi bunun ortalamasına baktığınız zaman maalesef yine biz aynı sarmağa geleceğiz. İşte asgari ücretin artışı, talep yaratması, enflasyonu baskılaması, enflasyonun artması, asgari ücretin erimesi. Bu anlamda ona bakmak lazım. Şayet hükümet aldığı bu kararları şu an uygulamakta olduğunu ben birçok kez dile getirdim. Doğru kararlar, doğru adımlar. Bu şekilde devam ederse belki biraz daha biz çalışan açısından hani o acı reçeteye biraz daha hani evet demiş durumda olacağız. Şimdi işveren tarafından baktığınız zaman o da ayrı bir case. Neden? Şimdi siz de ifade ettiniz. Brüt 23.502 liraya gelen bir rakam. Şimdi dünyaya bakın. Bizim rakiplerimize bakın. Bizim rakiplerimiz kim? Örneğin katma değeri arz olan, dar kar marjı olan sektörler, işte daha çok emek yoğun olan sektörler. Şimdi dünya geneline baktığınız zaman özellikle uzak doğu ülkeleri ortalama 350 dolar civarında bir asgari ücret alıyor. Bizim bu tespitler asgari ücretimizde 640 dolarlar civarında geliyor. Rekabet şansı son derece zayıf, son derece zor. Biz hep diyorduk işte kilo başına düşen ihracatı arttırmamız lazım. Şimdi ihracat rakamlarına bakıyorum. Bu yıl sadece bir defa 23.6 milyon dolar, milyar dolarlık bir ihracatımızın çıktığı tepe noktası var. Biz bir türlü 25 milyar doları kırıp hatta 30 milyar doları kırıp bırakın negatifi, başa baş dahi gelmiyoruz. Şimdi bir taraftan da asgari ücretten dolayı baskılanacağız. Diğer taraftan özellikle emtia fiyatlarının gelmesi, şimdi şöyle düşün, onun %10'uyla 20'nin %10 arasında %100 fark var. Bunu niye söylüyorum? Emtia fiyatları geri geldiği zaman zaten dar olan kar marjı, zaten emek yoğun bir sektördeyseniz işveren açısından da bu rekabet açısından zor. Dolayısıyla hani bu denge çok önemli. Çalışan açısından enflasyonun girişatı, işveren açısından işte biz yılın 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra bütün Avrupa ve Amerika'nın hızlı bir şekilde faiz indirimlerine gideceğini, O tarafta biz büyüme beklediğimiz için büyüme demek biraz rekabet demektir. Her iki taraftan da zor. İşimiz biraz zor ama dediğim gibi biz bu çizgiden vazgeçmez istek şayet katma değerli ürünleri artıraraktan hem çalışanlara daha fazla işverenin ücret vermesi hem enflasyona işte düşmesiyle birlikte çalışan tarafından da hiç olmazsa sürdürülebilir bir gelir elde etmesi söz konusu olabilecektir. Evet, asgari ücret tarafına hem çalışanlar hem de işverenler boyutuyla paylaştın bizimle. Düşüncelerini çok teşekkür ediyorum Eyüp. Şimdi tabii artık 2023'ü tamamlarken şöyle bir durup geriye bakıyoruz. Nasıl bir sene geçirdik diye. Sadece Türkiye'de değil ama Türkiye'nin de etkilendiği, içinde bulunduğu küresel ekosistem içerisinde dışarıdan nasıl etkilendiğine de dönüp bakıyoruz. Dolayısıyla hani şöyle bir hakikaten bir muhasebe yaptığında bu seneden 2023'ten 2024'e hangi başlıkları sence devrediyor olacağız? Yine Türkiye'nin 2024 ekonomik ve belki de sosyal politik görünümü açısından önem arz eden hangi başlıklar devam edecek? Hangi yeni başlıkların gündemimize eklenmesini bekliyorsun? Artılar ve eksiler anlamında bir değerlendirme yaparsan da sevinirim. Çünkü pozitif beklentiler olduğu kadar bazı riskler de olduğunu elbette ifade etmek lazım. Şimdi aslında az önce Burcu Hanım da bahsetti. Dünyayı 3'e ayırmakta fayda var. Amerika, Avrupa, Uzak Doğu'da en büyük pazar payı olan Çin. Şimdi Amerika kısmını zaten ifade ettik. Başarılı bir yıl geçirdi bence. Neden? Çünkü zamanında önlem aldı. Hızlı faiz artışları yaptı. Belki son 30 yılın faiz artışını yaparak 5,5'lara getirdi. İlk 3 çeyrekte Amerikan ekonomisi iyi büyüdü. İşsizlik oranı hedeflenen seviyeye geldi. Ve buradan çok güzel enflasyonu aşağı çekme becerisini sağladı. Herkes resesyon beklerken resesyonun adı bile okunmadı. Avrupa tarafında işte herkes ne dedi? Özellikle savaşın etkisi, işte petrol fiyatlarının yukarı yönüne gitmesi. Çünkü bir taraftan da biliyorsunuz petrol fiyatlarında çok ciddi bir yukarı yönlü hareket vardı. İşte kışa gelinmesi, orada da resesyon, faizler, enflasyon derken aslında orada da bence Avrupa Merkez Bankası çok iyi yönetti. Orada da ben dediğim gibi bir faiz indirimi bekliyorum. İkinci çeyrekte, belki ikinci çeyrekte olmasa da. Tek tarafı değil. Yönetimin tek kısım Çin. Çin bir defa beklenenden daha az büyüme hedefledi. Ardından da özellikle tedarik zincirindeki o bozulmaların tekrar yerine gelmesinden dolayı emtia fiyatlarının geri gelmesi Çin'deki üretimi baskılarken Çin o tarafı çok iyi yönettiğini düşünmüyorum bu anlamda. Dolayısıyla 2024'e geldiğimiz zaman bizim için önemli olan birinci büyük nokta şu. Bir, dünya hızla faiz indirirken, enflasyon mücadelesini indirmişken bizim için enflasyon hala ciddi bir sorun. Yabancı sermaye hala ciddi bir sorun. Çünkü hani belki Noel tatilinde olabilir ama az önce bir takım veriler yayınlandı. Sanıyorum hem BIPS'te hem de hisse senedinde çok minimal rakamlar bu hafta içeri giriş yaptı. BIPS'te sanıyorum 34 milyon dolar civarındaydı. Peki. Hisse senedi. Eyüp, bir müsaade rica edeceğim senden. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluşmasında ekonomiye dair mesajlar veriyor. Bakalım neler ifade ediliyor. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki ivme kaybı daha net görülecektir. Piyasa gerçekleriyle açıklanamayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına giden açgözlülere yönelik denetimlerimizi de yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Milletimizin her bir ferdinin refah seviyesini hak ettiği düzeye, yani dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinin vatandaşları seviyesine çıkartana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, ekonomiyi takip ederken bölgesel ve küresel gelişmeleri de ihmal etmiyoruz. Türkiye'nin Balkanlardaki, Kafkaslardaki, Karadeniz'deki hiçbir gelişmeye sırtını dönme lüksü olmadığı gibi güneyimizdeki her meseleyle de yakından ilgilenme mecburiyeti vardır. Ülkemizin Gazze'deki katliamlara, Kudüs'le ilgili hassasiyetine, Kuzey Afrika'daki gelişmelere bu kadar yakın alaka göstermesine şaşıranlara asıl biz hayret ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajların bir kısmını paylaştık. Özellikle enflasyondaki fiyat artışları etkisinin önüne geçmek için atılacak bazı adımlardan, önlemlerden de zannediyorum haberdar olacağız önümüzdeki günlerde. Hemen dönelim London Capital Investment Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Demir'e tekrar. Eyüp, araya girdim. Teşekkür ediyorum beklediğin için. Lütfen bir toparlayalım ve yeni yıl mesajınla birlikte de 2 dakikamızın sonunda veda edeceğim sana. 2024'e kadar elbette. Evet, buyur. 2024'ün ikinci yarısında özellikle hani bu faiz indirimlerinden dolayı hem Amerika'da hem Euro bölgesinde ben çok ciddi bir rekabetin tekrar baş gösterdiğini düşünüyorum. O yüzden işimiz o anlamda zor. Bir de biliyorsunuz yanı başımızda bir savaş var. Petrol fiyatlarında artış olur mu? O da bizim için enflasyonun hedeflenen enflasyona ulaşmak için ikinci bir nokta. Hani bunlar bizim için önemli gelişmeler olacak. Ben yine söylüyorum, katma değeri yüksek ürünler yapmalıyız. Ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti katma değeri ürünleri yüksek miktarda ürettiği zaman ancak bu dışarı dengesi pozitif olur. İşte az önce sizin ekranlarda gördüm 145 milyar Merkez Bankası rezervleri. Ama yine söyleyeceğim, büyük bir kısmı swap. Dünya ortalamasına baktığınız zaman dünya ortalamasının çok üzerinde 55 ile %55 ile %60'ı swap olan bir Merkez Bankası rezervinden bahsediyoruz. Dolayısıyla işimiz zor, gideceğimiz yol var ama hani hükümet doğru yolda, Merkez Bankası doğru yolda. Hani tekrardan eski ortodoks politikalara dönmüş olması bence doğru bir adım. Dolayısıyla bu vesileyle 2024'te inşallah ülkemiz için ve hepimiz için güzel bir yıl diliyorum. Enflasyonsuz bir yıl diliyorum diyeyim. Sözlerimi burada noktalayayım. Yani enflasyonsuz bir yıl olmayacağını biliyoruz ama en azından enflasyondaki hızın yavaşladığı, öngörüldüğü şekilde ilerlediği bir yıl olması temenni olduğunu biliyorum. Bizler de elbette katılıyoruz. Eyüp Demir, çok teşekkür ediyorum sana bana eşlik ettiğin için. Bugün de yeni senede tekrar görüşmek üzere. Efendim, seans notlarına noktayı koyalım. Çok gündem başlığı var bugün. Bir reklam arasının ardından Çağlar Kuzlukluoğlu akıllı parada bunların biraz daha detayına sizler için giriyor olacak. Bizden ayrılmayın.